Kur'an ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Kur'an ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Rahmet iklimi başlıyor. İman samimiyettir, sadakattır. Mü'mine yakışan ise cesaret ve basirettir. İmtihanlara göğüs gerip kulu güçlü kılan da dua ve ibadettir. Efendim, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sonsuz nimetler ikram eden ve hasreten bu yıl yine Ramazan ayını ikram eden ve günümüzü ikram eden Rabbimize sonsuz hamd ve sena, iki cihan peygamberi aleyhissalatü vesselama selat ve selam olsun. Mevlana diyarından hepinize selamlar gönderiyoruz. Hoş geldiniz programımıza, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Efendim, bugün yine Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden değerli bir ilim adamı olan Profesör Doktor Muhammed Vehbi Dereli hocamız bizimle beraber olacak. Söyleşimize geçmeden önce her gün olduğu gibi kelamların en güzeliyle programımıza başlıyoruz. Şimdi söz Allah'ın kelamında. Rahmet iklimi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâs ittaqû rabbakum. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رحمة Bizlere bu güzel sesiyle tilavette bulunan kıymetli hafız kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun Mehmet hocam. Teşekkür ediyorum. Bizlere şeref verdiniz. Estağfurullah. Nasılsınız şeref bize hocam? Ait. Hamdolsun Rabbimize. Dediğiniz gibi ne kadar şükretsek az. Sahip olduğumuz her nimetin gerçek sahibi O. Bizler emanetçiyiz. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere şükürler olsun. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak afiyetler ihsan eylesin. Mübarek Ramazan ayımızı bereketli kılsın inşallah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Rabbimize ne kadar hamd etsek yine azdır. Kıymetli hocam, bugün size önemli bir yine konuyu inşallah konuşacağız. Konumuzun bölünmemesi için müsaade ederseniz bir hadis, bir yorum köşemiz var. Tabii. Hadisi hep beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alalım. Akabinde de inşallah sizle Ramazan'ı konuşacağız, orucu konuşacağız, itikafı konuşacağız. Oruç bizi nasıl günahlardan temizler onu konuşacağız inşallah. Şimdi hadis zamanı. Rahmet iklimi. Hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Bir hadis, bir yorum köşesinde yine birlikteyiz. Ve Gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den varid olan bir hadis-i şerifi bugün yine okuyup yorumlamaya çalışacağız. Bugünkü hadisimiz çocuklar hakkında olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla olan münasebeti, çocuklara olan karşı sevgisini anlatan bir özel hadis. Çocuk sevgisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çocuk sevgisini ifade eden bir hadis. Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten olan torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde, yani torunu omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükûa giderken çocuğu yere koyuyor, kalkarken tekrar çocuğu omuzuna alıyordu. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değil Efendimizin hayatında. Onun Hazreti Fatıma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz için de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddat bin el-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddat, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz hiçbiri değil. Oğlum beni binek yaptı, işini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim karşılığını verdi. Gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuk sevgisi namazındayken bile, secdedeyken bile çocuklara karşı ne kadar ihtimam gösterdiğinin en can alıcı, en güzel örneklerinden birini görüyoruz ki bizler bu şekildeki bir davranışı rehber almalı, hayatımızda tatbik etmeliyiz diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği
Dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül sururu çocuklarımızın aynı zamanda bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım ve göz nuru, gönül sururu olan yavrularımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ihtimamı göstermek için bizler de özen gösterelim. Ki bugün camilerimizde, mescitlerimizde çocuklarımızın neşe ile güller, ruşenler haline döndürdüğü mescitlerde onlara da saflarımızda yer verelim. Onların şen şakrak edası ve sedası ile camilerimizi neşeli bir atmosfere dönüştürmüş olalım ki çocuk sevgisini sosyal hayat içerisinde, içtimai hayat içerisinde, camilerimizde, okullarımızda, hayatımızın her alanında göstermiş olalım. Ve bu şekildeki bir davranışımızla hem Efendimizin sünnetine uygun bir davranış gerçekleştirmiş hem de sosyal yaşamımızı daha yaşanabilir bir hale dönüştürmüş oluruz diye düşünüyorum. Bir hadis, bir yorumda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Rahmet iklimi. Evet, bu güzel hadis-i şerifi ikram eden kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bununla amel edebilmeyi, öğrendiklerimizle ve bildiklerimizle amel edebilmeyi, öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tekrar konuğumuza Profesör Doktor Muhammed Vehbi Dereli hocamıza dönüyor. Ve hocam Ramazan ayı içindeyiz elhamdülillah. Tamam. Bugün hemen hemen 5 günü bitirdik, 7. güne doğru geldik. Hocam Ramazan ayı neyi ifade eder? Kısaca böyle bir giriş yapabiliriz hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum Mehmet hocam. Tabi Ramazan 11 ayın sultanı olarak bilinir. Evet. 12 ay içerisinde diğer aylara nispeten adeta bir sultan gibi üzerimize parlıyor. Hem nefsimizi, hem evimizi, evet, hem hayatımızı bütün yönleriyle bizim gözden geçirmemize vesile olan mübarek bir zaman dilimi. Bu yönüyle Rabbimizin nimetleri zaten o kadar çok ki saymakla bitiremeyiz ayet-i kerime. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ayetin devamında innel insan le zalumu keffar buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalimlerden, nankörlerden olmadan Rabbimizin nimetlerinin kıymetini bilmek durumundayız. Evet. O kadar nimet veriyor bize, aldığımız nefesten, sağlığımızdan, adım atmaktan tutun her türlü imkana kadar. Bir de bu normal zaman dilimi içerisinden farklı olarak bizlere arınma mevsimi, kendimizi gözden geçirme mevsimi olarak Ramazan ayını ikram ediyor. Geçen yıl Ramazan ayından sonra vefat eden, bu yıla kavuşamayan nice kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir nimet. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Oruca, Ramazan'a Rabbimizin ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. O sebeple Allah ile olan diyalogumuzu, Rabbimizle olan irtibatımızı, evet, gözden geçirmemiz için çok büyük bir fırsat Ramazan-ı Şerif. Hı hı. Kelime anlamı zaten Ramada kelimesi yakmak, ateşte yakmak anlamlarına geliyor. Yani bir sıcak kum taneleri üzerinde yürürken bütün vücudun, ayakların yanması gibi. Dolayısıyla Ramazan orucunda o esnada bizim belki sıcak günlerde tutmuş olduğumuz oruç esnasında midelerimiz yemekten ve içmekten, evet, alıkonduğu için bir bakıma ne yapıyor? Büyük bir sabır örneği gösteriyor. Evet. İşin bu tarafı, hı-hı, var. Hı-hı. Niyazımız ne? Aynen bu ateşle yanmak, sıcakta erimek manası inşallah günahlarımızın eriyip yakılması, yok olması için bir vesile olsun. Ramazan'ı bu atmosfere dönüştürmek bizim elimizde gerçekten. Ramazan'ı ben bir hep mektep, bir okul gibi düşünüyorum. Çok. İçerisinde çok ayrı dersler var. Başta Kur'an-ı Kerim dersi var. Bütün derslerin başı. Hı-hı. Niye? Hayat kitabımız Kur'an. Tabi Kur'an-ı Kerim'le bizim buluşmamız sadece Ramazan ayında değil aslında. Namazda okuduğumuz ayetler, sureler, hı-hı, Fatiha başta olmak üzere hepsi Kur'an-ı Kerim'den. Hı-hı. Bunları öğrenmek, ezberlemek mecburiyetindeyiz, ibadetimizi yapacak kadar. Ama bunları anlamak da mecburiyetindeyiz. Evet, hocam önemli. Anlamak da mecburiyetindeyiz. İşte belki hayatın hızlı hengamesi içerisinde çok vaktimizi belki ayıramıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayında, hı-hı, okuduğumuz cüzler, mukabeleler, hatim ve teravih namazları bizim Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımızı yeniden canlandırmış oluyor. Hedefte ne var? Bu ayla sınırlı kalmamak,
Bu bir ayda edindiğimiz güzel alışkanlıkları, manasını okuma, okuduğumuz cüzün mesela bir tarafında mealli bir Kur'an, evet, olur, küçük bir tefsir olur, Diyanet'in tefsiri olur, başka küçük tefsirler, kısa tefsirler olur. Onlardan yararlanmak suretiyle o günkü cüzde hangi konular işlendi? Rabbimiz ne anlatıyor bize, hangi ne bahsediyor, mesajlar bize hangi veriyor? Mesajlar bize veriliyor? Bunları da dikkat ederek anlamaya şunu çalışırsak, da tabii hocam, ki bize büyük katkısı olacak. Yani kardeşimiz diyor ki, hocam elhamdülillah ben bu ay diyor 3-4 hatim indim. Diyoruz ki o hatim yanına bir de meal, yani şöyle Rabbimiz hangi mesajları kendi dilimize daha güzel olur, öyle değil çok mi hocam? Çok doğru. Evet. Mesela hatimle teravih kılınan yerlerde, sohbetlerde biz de fırsat oldukça söylüyoruz. O gün ne okunacak namazda? Evet. Cenab-ı Hakk'ın hangi ayetlerini biz okuyoruz? Onun huzurunda en büyük huzurdayız. Rabbimizin huzurunda onun kelamını okuyacağız, terennüm edeceğiz. Dolayısıyla bir de ne dediğini bilmenin önemi var. Ne kadar önemli. Çok önemli bir şey. Mesela sahabe-i kiram sureleri aylarca uzun süren çabalar sonucunda ezberliyordu. Hazreti Ömer'le ilgili Bakara suresini 2 ayda ezberlediğine dair rivayetler var. Bu sadece hani tam bir Arap böyle kendi dili ezberlemesi zor olduğundan değil. Ama o ayetleri içselleştirmeye çalışıyor. Hayatını hakim kılmaya çalışıyor. O ayetlerin verdiği mesajlardan kendisinde ne gibi eksikler var? Evet. Onları gözden geçiriyor, sonra diğer ayete geçiyor. Dolayısıyla bu tabii ki çok uzun zaman alır. Biz böyle düşündüğümüzde hakikaten nefsin başta olmak üzere söylüyor, hepimizin eksiği çok. Dolayısıyla ayetler, sureler, o günkü cüz bize bir bu anlamda fırsat olacak. O cüzden başlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği mesajları, evet, anlamaya gayret edeceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize anlaşılmak için indirildiğini söylüyor. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün liyettebberu ayati ve liyetedekkerul elbab, Sad suresinde ayetleri üzerinde düşünülsün diye indirilmiş bir kitap. Yani hani Akif'in sözüyle inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla, evet, bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Tabii ki vefat eden, evet, kardeşlerimizin arkasından okuyacağız. Tabii ki. Hatimlerin olacak. Hastalara şifa niyetiyle okuyacağız. Ama Kur'an belki ölülerden önce diriler için aslında. Kendimiz için, ya, hayatımıza yön vermek için. Allah'ın gönderdiği hakikatler bizde nasıl bir karşılık buluyor? Bende, çoluk çocuğumda, ailemde, akrabalarımda, komşularımda, yakından uzağa kadar bu silsileyi düşünmek lazım. Dolayısıyla Kur'an zaten bize her an hitap ediyor. Ama Ramazan'da bu oruç olmanın psikolojisi, işte yemeğe içmeye zaman ayırmıyoruz. Dolayısıyla Kur'an'la irtibatımızı canlandırmak için bir fırsat oluyor. O günkü okuyacağımız cüzü ya da hatimde teravih namazı dinleyeceğimiz cüzü mane olarak da düşündüğümüzde tabii ki Kur'an bize çok daha büyük inşallah katkı sağlayacak. Ve bunu diğer 11 aya da yayılmak lazım. Yayılmak bu lazım. Alışkanlığı edinmek lazım. Aynen hocam. Birinci ders Kur'an-ı Kerim. Bitmez, evet, bunu anlatmak tabii. Ayrı, evet, bir konuşma kısa konusu. Tabii ki, kısa kısa. Kur'an ayı. Kur'an ayı günü diyebiliriz. Kutluyoruz, değil tabii mi hocam? O yüzden Kur'an'ın doğum gününü kutluyoruz buyurduğunuz gibi. Dolayısıyla Kadir Gecesi aynı şekilde Ramazan'ın son, evet, 10 gecesinde gizli. Sadece 27. gece değil. Bunu düşünmek lazım. Her gecenin, Kadir Gecesi Ramazan içerisinde özellikle son 10 gecenin, hatta onların tekli gecelerinin, evet, hadis-i şerifler var. Malumunuz 21, 23, 25, 27, 29. gecelerin her biri Kadir Gecesi olabilir. Bunu, evet, düşünmek lazım. Tabii bu gecelerin net olarak belirlenmemesinde hikmetler var. Sadece bir geceye odaklanıp diğer geceleri boş geçirmeyeceğiz. Yani her geceyi Kadir bil, değil mi? Her geleni Hızır bil demiş büyüklerimiz hakikaten. O sebeple Ramazan-ı Şerif'in bize en büyük katkılarından birisi bu anlamda daha çok geceyi kullukla geçirmek. Şimdi kandil geceleri var, bayram geceleri, evet, var, cuma geceleri var. Cuma günü duaların makbul olduğu saatler. Bunlar var zaten. Ama bir de Ramazan olunca bütününde bizim gündüzünde gecesinde ağzımız oruçlu. İkinci dersimiz de oruç. Oraya geçmiş olalım. Evet, geçelim. Yani hocam, apayrı bir ibadet hakikaten. Niye? Yani Cenab-ı 24 Hakk'ın, saat ibadet diyebiliriz mi hocam? 24 saat ibadet. Doğru hocam. Evet. Madden, manen. Bunun içerisinde fıtır sadakamız var. İtikafımız var. Teravih namazımız var. Orucumuz var. Kur'an-ı Kerim'imiz var. Hatta zekatların kontrolü, hesabı kolay olur diye bu ayda çoğunlukla sanki verildiğini düşündüğümüzde. Bütün ibadetler hocam bu bir ayda her şey var hocam. Her şey var gerçekten. Namazdan, oruçtan, zekattan, maddi manevi infaktan, bedensel hareketlerden, duadan, zikirden, istiğfardan müteşekkil. Hakikaten mükemmel bir atmosfer, mükemmel bir okul. Dediğimiz gibi belki son Ramazanımız olacak. Evet hocam. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize... Namaz değil mi? İza salleyte salate muadden. Kıldığın namazın son namazı. Tuttuğun Ramazan son değil mi? Olabilir. Olabilir. Cenab-ı Hak daha güzel günlerde, daha güzel şartlarda şu son hastalıklar sebebiyle birkaç yıldır biraz aramız açıldı toplum, evet, olarak. Biraz daha bireyselleştik maalesef. Dolayısıyla bu şartları inşallah daha güzel bir hale getirip
kaynaşmamıza vesile olacak güzel Ramazan-ı Şerifler inşallah idrak etmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Evet, oruç. Hani dua ediyoruz ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ademoğlunun her ibadeti kendisi için oruç müstesna diyor. Neden hocam? Şey innehu li ve ene eczi bihi diyor. Allahu Ekber. Çünkü o benim için diyor. Onun mükafatını ben vereceğim. Diğerlerine Allah vermeyecek mi? Tabii ki, ama bunu oruca söylüyor. Bunda riya yok, gösteriş yok. Her ibadette biraz olabilir belki, Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Ama oruç ibadetinde, hani o yüzden niyetimiz çok önemli. Hani diyettir, işte perhizdir, bu tür şeyler için değil. Allah emrettiği için bir oruç tutuyoruz. Ama Allah'ın emirleri zaten bizim maddi manevi bütün yönlerimize zaten şifa olacak. Tabii ki. Allah emrettiği de yapıyoruz. Onun devamında arkadan bakıyoruz. Tıbben orucun şu faydaları varmış. Var tabii ki. Biz zaten Cenab-ı Hakk'a teslim olmuşuz. Kütübe aleykümü sıyam, kema kütübe alellezine min kablikum, lealleküm tettekun. Sakınasınız diye diyor Cenab-ı Hak. Sakının diye bakın oruç farz kılındı. Yani oruçluyken hani insan biraz daha kendine dikkat ediyor oruç zarar görmesin diye. Bizim her anımızda aslında attığımız öyle her olmadı. Adımı, aldığımız her nefesi ne için alıyoruz, veriyoruz. Konuştuğumuz her kelamı ne için söylüyoruz, ne için sarf ediyoruz. Sözgümüzse sükut altındır demişler. Evet. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya hayrı söyle ya sus. Bu zaten sorumluluk alanımızda bizim. Ama oruçluyken buna insan biraz daha dikkat ediyor. Çok konuşmak istemiyor belki. Fazla etrafa gitmek istemiyor. Niye? İbadetin vermiş olduğu bir atmosfer var. Dolayısıyla oruçluyken kişi orucum zarar görmesin diye normal zamanlardan daha çok kendine dikkat ediyor. Hocam, orucumuzun zarar görmemesi, hani Anadolu'da bir tabir var. Orucu kırmamak için, kırılmaması için neler yapmamız, nelere dikkat etmemiz lazım? Çok doğru hocam. Kısa bir eser aramız var. Hem de inşallah siz de bir rahatlayın. Kardeşlerimiz bizi bekliyorlar. Kısa bir eser arasından sonra İnşallah. Tekrar sizinle beraberiz hocam. İnşallah. Şimdi eser vakti. Rahmet iklimi Allah. Rahmet iklimi
Evet, bu eseriyle bizlere ferahlık veren bu vakitte kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Muhammed Vehbi Dereli hocamız, Profesör Doktor, Allah razı olsun, çok güzel konulara temas ettiler. Hocam, birinci bölümde eser arasına gitmeden önce, oruç bize neyi kazandırıyor? Nasıl oruç tutmalıyız ki hani o bayrama keyevmü veledetü ümmü konumuna gelelim? Kıymetli hocam, kısaca bundan da bahseder misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi oruçluyken yalan söylemeye, kötülük yapmaya, dedikoduya ara vermezse diyor, Allah'ın onun aç veya susuz kalmasına ihtiyacı yok. Kardeşlerim. Müthiş bir ifade. Müthiş. Men lem yeda kavle zuri vel ameli bihen fe leyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şerabehu. Yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Hani başta da söylemiştik. Evet, oruca muhtaç olan biziz. Aslında her anımızda dikkat etmemiz lazım ama evet, oruçluyken işte Anadolu'daki tabir, orucuma zarar gelmesin diye ya, beni kızdırma falan diyoruz etraftakidir. Hatta ene bugün saimin, evet, ene saimin deyip aynı şekilde kişinin beni kötü konuşmaya zorlama. Aslında her zaman bizim dikkat etmemiz lazım ama orucumuz zarar görmesin diye buna daha çok titizlik gösteriyoruz. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan bu tür şeylerden dilimizi arındıracağız orucumuzun zarar görmemesi için. Hatta ulema Hucurat suresindeki evet, ölmüş kardeşinin etini yemek var ya, gıybetin bu anlama gelmesinden hareketle orucun bu anlamda zarar görebileceğine dair düşünceler, tefsirler üzerinde durmuşlar. Bu da bizim daha çok kendimize dikkat etmemizi sağlıyor. Rabbimizin ihtiyacı yok. Muhtaç olan biziz. Kendimizi koruyacağız. Hani sınav gibi düşünmek lazım. İmtihan ortamı Ramazan. Hı-hı. O bir ayda kendimizi koruduk. Şimdi sınavdan sonra bildiklerimizi unutacak mıyız? Hayır. Biz onu niye öğreniyoruz? Hayatımızda o bilgiyi kullanmak için, uygulayabilmek için. Dolayısıyla Ramazan'dan sonra diğer zaman dilimlerinde de bu alışkanlığımızı sürdürmek esas. Önemli olan da bu. Önemli olan da bu hocam. Ne kadar güzel. Allah evet, razı hocam. Olsun. Oruç dedik, konuyu hemen değiştirelim. Teravih'e geçelim. Hepsi ayrı bir ders dedik ya. Teravih aynı şekilde. Tabii aslında konuyu bitirmeden şunu söyleyelim. Oruç sizi korusun diyor Cenab-ı Hak. Es-savmu cünnetün diye hadis-i şerif var. Kalkandır değil mi? Oruç bizim için kalkandır. Yani bizi hem kötülüklerden koruyacak, oruçluyuz diye dikkat edeceğiz. Hem ateşe karşı bizi koruyacak. Kalkandır. Çünkü oruçlunun iki sevinç anı vardır. Bir iftar ettiği an, bir de Rabbi ile buluştuğu andır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde oruçlunun ağzının kokusu diyor Allah miski katında miski amberden daha tatlıdır diyor. Oruçlarda yevmi kıyamette özel bir kapıdan girecekler. Evet, hocam, çok cennete. Doğru hocam. Tabii konu çok zengin. Evet. Aklımıza ama getirdiniz. Biz şöyle Allah razı olsun. Başlıklar evet, halinde Reyyan kapısı. Allah'a oruçlar evet, için özel bir kapı. Cenab-ı Hak oradan girmeyi hakkıyla oruçlarımızı eda etmeyi nasip etsin inşallah. Hocam teravih namazı dediniz de teravih namazı bir gece namazı olabilir mi hocam? Tabii teravih namazı bir aynen öyle. Tabii teravih namazı bir gece namazı alışkanlığı için önemli. Evet. Yani biz hani alışmışız yatsıdan sonra kılıyoruz falan evet, ama Hazreti Ömer zamanında cemaatle namaz haline geliyor. Ni'mel bid'atu hâzihi diyor hatta. Bu sonradan çıktı belki ama insanlar bundan mahrum kalmasınlar diye bu şekilde beraber de kılınıyor deniyor. Tabii ki bizim gece namazı alışkanlığımız çok önemli. Peygamber aleyhisselama farz, bize de önemli bir sünnettir. Peygamber aleyhisselam bazı sahabe-i kiramı teşvik ediyor bu anlamda. Gece namazı kılsa çok daha iyi olurdu diyor mesela ashabından bazılarına böyle uyarıları var. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz var. İşte bu yönüyle Ramazan-ı Şerif içerisinde yatsıyla vitir arasında teravih namazı tam bir gece namazı. Bizim alışkanlık kazanmamız için de çok önemli. İşte bunu hatimle kıldığımız zaman Kur'an'la olan bağlantımızı da bir bakıma güçlendirmiş oluyoruz. Teravih aslında rahatlatmak demek. Terviha kelimesi. Yani böyle koştur koştura değil de. Tabii namazdan sonra böyle nefes nefese kalmak yok. Ya hocam bunu da şöyle biraz açar mısın? Buna da yani, biraz girelim. Çok bazen doğru. Hocam genç kardeşlerimizi davet ediyoruz. Sordukları şu cami görevlisi İmam Hatip'e. Hocam kaç dakikada kıldırıyorsunuz? Bizi maça yetiştirebiliyor musunuz gibi maalesef böyle söylemler. Hocam ona da dokunur musunuz? Biraz? Doğru. Evet. Yani eksik kıldığımız ibadet nafile de olsa bize borç olur. Başladığımız tabii vacip hale gelir. Kaza. Oruçlara böyle namazlara böyle. Dolayısıyla hakkıyla yerine getirmediğimiz zaman, tadil erkanı riayet etmediğimiz zaman o namazlar üzerimize vacip namaz olarak, borç olarak kalabilir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Dikkat o sebeple gerek. Hani nafile bu. Kılınca mükafat alacağız. Tamam. Sünnet, önemli bir sünnet. Müekket sünnet, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerden birisi. Ama hani bunu yapacağım derken kendimizi daha sıkıntılı durumlara
düşürmememiz lazım. Dolayısıyla kelime anlamı rahatlatmak. Yani ikişer rekatta bir selam vermek en doğrusu, en güzeli. Terviha. 4 rekatta da kılınabilir ama terviha özellikle 4 rekattan sonra biraz rahatlamak anlamına geliyor. Hani o arada bizim geleneğimizde kasideler okunur, ilahiler söylenir. Ezgiler, bu da tam buna uygundur. Ilahiler. Tabii ki orayı bir deşarj olma iftardan sonra, işte belki yediğimiz içtiğimizin üzerinde, vücudumuz üzerinde vermiş olabileceği rahatsızlığı gidermeye yönelik. Yani maddi olarak da katkısı var bize. Bu ibadetlerin bugün bilim söylüyor. İşte namazdaki hareketler vücudu, fizyoterapistler söylüyor. Çok büyük gelişimine, hareketine katkı sağlıyor. Bu hareketler aslında yapılıyor hocam. Yapılıyor. Belki bilmiyorlar. Aslında namazdaki bütün hareketler bugün sporcular değil mi? Evet. İşin uzmanları bunu yaptırıyor. Bunu adına namaz deyivermiyorlar. Adına namaz demiyor. Niyetle iş değişiyor işte. Niyetle iş değişiyor. Niyet, innemel amalü bin niyat. Bizim niyetimiz de Allah emrettiği için olacak. Tabii ki bundan istifade edeceğiz. Vücudumuz her yönüyle bu hareketlerden mutlaka fayda elde edecek. Dolayısıyla teravih namazı da zaten namaz, Peygamber Aleyhisselam'ın gözümün nuru buyurduğu ibadetlerin piri, en önde geleni. İnne salate tenha anil fahşai vel münker buyuruyor Cenab-ı Hak Ankebut suresinde. Namaz bizi kötülükten alıkoyacak. Hocam sırayla geldik, yine bir araya gireceğiz ama biraz da sahurdan bahsedelim. Olur. Aradan sonra da inşallah ve önemli Aleyhisselatü Vesselam sünnetine gibi belki. İtikafa girelim hocam. İnşallah. Olur. Sahurla ilgili hocam bizi izleyen kardeşlerimize ne söylersiniz? Bazıları şöyle diyor. Ya diyor ben iftarla beraber bir yatarım diyor. Sabah kalkarım. Hocam bu uygun mu sizce? Sünnet olan nedir hocam? Sünnet olan sahura kalkmaktır. Bereket vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Doğru, hani vücudumuz dinçtir. İşte çok uzun bir güne denk gelmemiştir. Mesele o değil değil mi hocam? Mesele o değil. Evet. Burada o bereketi yakalamak. Yani işte biraz sonra ezan okunacak. O kısa süre içerisinde birkaç şey yiyip de ağzını kapatmak. Orada güzel dua etmek. O ana, yani orucun başladığı ana şahitlik etmek. Ve dualarında reddolunmadığı anlar. Duaların reddolunmadığı saat, sahur vakti. Seher vakti. İkisi birleşiyor. Sahur, seher zaten uyanık kalmak demek. Uykusuz kalmak. Evet. Kelime anlamı itibariyle. Vel müstağfirine bil eshar. Ayet kelimede geçiyor. E bunu bir de dualarla pekiştirecek olursak, perçinleyecek olursak bizim için çok büyük bir kazanç zamanı. Dolayısıyla az bir şey yiyebiliriz. Bir hurma, bir zemzem, bir su da olabilir. Evet. Ama kısa bir sürede olsa ezanlar önce kalkmak, hem vücudu da rahatlatmak. Peygamber Aleyhisselam çünkü böyle tavsiye ediyor. Yani Cenab-ı Hak kuluna gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Evet. Yani 16-17 saatlik bir vakit var. Sen bunu şeyden, namazdan sonra, işte iftardan sonraki arayı da oruçluymuş gibi geçirirsen o süreyi, evet, 25 saate çıkaracaksın bunu, bir uzun bir süreye. Cenab-ı Hak bundan memnun kalacak. Kalacak diye bir durum yok. Evet. Biz ibadetleri hakkıyla yerine getireceğiz ve Rabbimizin bize vermiş olduğu o nimetlerden, onlar fırsatlardan istifade edeceğiz. Evet hocam. Önemli olan kalkıp o güzel anı yaşamak. Ailece, topluca o bereket, o sofra, o sofra çok güzel bir ortam. Herkes birbirine su ikram ediyor. Ezan vakti geliyor. Bak hemen içelim suyumuzu filan. Hummalı bir çalışma. Bu telaş, hummalı bir mücadele. Hakikaten ne çok çok ibadet için bu. Hiçbir beklenti yok. Cenab-ı Hak emrettiği için kendimizi, evet, koruma altına almak için buna yöneliyoruz. Sahurlara müthiş hocam, bir Allah razı olsun. Sahuru da bu şekilde özetlemiş olduk. Yine bir kısa eser aramız var. Akabinde inşallah itikafa giriyoruz hocam. Şimdi eser vakti. Rahmet iklimi 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Geceleri uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Geceleri uyumaz tilavetli Muhammed.
yetime mürüvvetli Muhammed. Allahümme salli ala, salli ala 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 Muhammed. Rahmet iklimi. Evet, eser icra eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onlar da bize bir teneffüs veriyorlar hocam. Bizi rahatlatıyorlar. Evet, Allah razı olsun. Kendilerinden Rabbim razı olsun. Hocam, Ramazan'ı konuştuk, orucu konuştuk, sahuru konuştuk ve aradaki namazlar ve teravih namazını konuştuk. Ve Ramazan'ın son 10 gününde olan hocam, itikafla ilgili yine en azından kardeşlerimiz itikaf dönemi zamanı gelmeden ona hazırlık manasında İtikafı aleyhissalatü vesselam yapar mıydı hocam? Bunun hükmü nedir? Şöyle kısaca ona da değinir misiniz hocam? Evet, Allah razı olsun Mehmet hocam. İşte Ramazan'ın bizi yetiştirmeye yönelik hani ders dedik her birine, bir okul olduğunu söyledik. Diğer alanlar içerisinde itikaf da apayrı bir özelliğe sahip. Niye? İtikaf kişinin bir yere kendini kapaması demek. Hı hı. Bir şeyle meşgul olması, kendini bir işe adaması demek. Akefe kökü. Çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de vahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beytiyeli taifine ve akifine ve rükkâ sücud ayet-i kerimede geçiyor. Yani Hazreti İbrahim'e itibaren peygamberlerin sünneti olarak da biz bunu pekala görebiliyoruz. Dolayısıyla hani aslında Ramazan dışında da yapılır bu. Yani hatta sadece Ramazan değil. Ramazan az değil. Tabii ki kişi, hatta İmam Muhammed bir saatlik bile olsa diyor, kişi kendini mescide kapattıysa, ibadetle, zikirle meşgul olduysa, niyetlendiyse itikaftır diyor. Yarım günden falan, ortalama bir gün. Ulema bunu ifade ediyor malumunuz. Ramazan-ı Şerif'teki 10 gün ise çok daha kuvvetli bir sünnet. Müekket sünnet. Hanefiler sünneti kifaye diyorlar. Önemli. Kifai sünnet, hani farz-ı kifaye vardır. Herkes sorumlu aslında, birileri yapmazsa. Birileri yapınca diğerlerine sorumluluk kalkıyor. Emri bil maruf ya da cenaze namazı örneği verilir. Farz-ı kifayede. Sünnet-i kifayede de o camide, o mahallede, o ilçede, o semtte en azından birkaç Müslüman onu yapıyor olmalı. Yoksa herkes sorumlu anlamına geliyor. Allah yani olsun. Böyle küçümsenecek bir ibadet değil. Hocalarımız, hafızlarımız hem Kur'an'la meşgul oluyorlar, camilerimizde hatim okuyorlar, mukabil okuyorlar. Bu anlamda da hepimizin üzerinden bu sorumluluğu bir ölçüde alıyorlar. Hepimizin aslında camide dikkat etmesi. Camide ne kadar şenleniyor değil mi hocam? Çok güzel, camide bir şenlik havası oluyor. Tabii 10 gün Peygamber Aleyhisselam buna devam ediyor. Acil ihtiyaçlar dışında çıkmamak lazım. Oruçlu olmak da çok önemli bir avantaj. Onun dışında hani oruçlu olma şartı da yok. Vacip itikafta sadece oruçlu olma şartı var malumunuz. Peygamber Aleyhisselam 10 gün kendini ibadete veriyor. İbadet, zikir, dua, işte Kur'an'ı okumak için, manasıyla okumak için çok büyük bir fırsat. Nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi için. Tabii Allah'ın verdiği nimetleri düşünmek, o ibadetler karşısında ben geçen Ramazan-ı Şerif'te ne durumdaydım? Ya. Bu Ramazan'a kadar o Ramazan'daki alışkanlıklarımı sürdürdüm mü? Bu Ramazan-ı Şerif'te yeni alışkanlıklar, yeni güzellikler kazandım mı? Bunun muhasebesini yapmak. Aileme, çevreme, etrafıma ne kadar faydalı olabiliyorum? Ne gibi katkılar sağlayabiliyorum? Bunun muhasebesi. Tefekkür, tezekkür, ibadet, zikir, dua, müthiş düşünceye şey dalmak. Müthiş bir atmosfer. Kişinin kendini Rabbi ile, zaten her anımızda Rabbimizle baş başayız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veyl, Kaf suresi. Cenab-ı Hak şah damanımızdan yakın, ama biz bunu hayatın hengamesinde unutabiliyoruz bazen. İtikafta Rabbimizle baş başa kendimizi ibadete ilme veriyoruz. Oruçlusunuz, Allah'ın evindesiniz, itikaf dönemindesiniz, Ramazan'ın son 10 günü. Hocam her şeye toplanıyor. Namazlarınızı istediğiniz kadar uzun uzun rahat kılıyorsunuz. Kaza namazı için de fırsat mı hocam? Çok güzel. Kaza namazları için de önemli bir fırsattır. Aynen o şekilde. Nafile namazları için, kaza namazları için. İşte abdest gibi, defacet gibi, acil ihtiyaçlar, çok ciddi rahatsızlıklar için ancak çıkılabilir malumun. Onun dışında kişiyi kendini camide bulunacağı bir zaman dilim, bir fırsat olarak görmek durumunda. Ha, yemekler tabii dışarıdan gelir. O kardeşlerimiz bile, camilerde hocalarımız, dernek görevlilerimiz yardımcı oluyorlar genelde. Hakikaten etrafta herkes size hizmet ediyor. Siz de aslında o insanlar namına
dua. O ibadet yapıyoruz. Onlara dua ediyorsunuz. Bir de itikaftaki o herkesin sorumluluğunu da almış oluyorsunuz. Ya. Karşılıklı böyle bir yardımlaşma bizim da var. Bizim de onlara teşekkür etmemiz tabii, lazım. Bizim o itikaf eden kardeşlerimize bizim adımıza bu görevi ya. Yapıp üzerimizden sorumluluğu aldıkları için teşekkür etmemiz lazım. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Allah razı olsun. Yani o kadar konuşmanın akışı böyle güzel gidiyor ki. Fakat iftara çok az bir zaman kaldı. Hocam temennilerinizi alalım. Lütfen bir dua, şöyle kısa bir dua da buyurursanız inşallah hep beraber inşallah iftarımızı edeceğiz hocam. İnşallah razı olsun hocam. Bu Ramazan'ın dersleri içerisinde bir de fıtır sadakasını söyleyelim. O da eksik kalmasın. Onu da söyleyeyim. Hani zekat daha genel, onu başka sohbetlerde mutlaka arkadaşlarımız, hocalarımız anlatacaklar, bahsedecekler. Hı-hı. Zekatın sadece burada olacağına dair de bir durum yok zaten. Evet. Sadece Ramazan'ı hasredip de diğer zamanlarda garibanları da boş bırakmamak ya, lazım. Ama hani hesabı kolay olduğu için hicri takvime göre zekat bu ayda yerine getiriliyor ama genelde. Ama fıtır sadakası bu ayda. Fıtır sadakası bu ayda. Bayram sabahına çıkmadan önce bunu vermemiz lazım. Başımızın, gözümüzün sadakası. Çok aldığımız güzel. Nefesin sadakası. Hatta anne karnındaki çocuk daha doğmamış, onlar için bile vermeyi tavsiye eden mezhepler var. Allahu Ekber. Niye? Cenab-ı Hak bu yaratılışımızın şükrünü eda etmemiz için bir fırsat olarak vermiş bize. Maddi, manevi her yönde Ramazan bizim için muazzam bir zaman dilimi. Rabbimiz hakkıyla kıymetini bilmeyi, eda edebilmeyi, son Ramazanımızmış gibi geçirebilmeyi, Kur'an'la, oruçla kendimizi yükseltebilmeyi, Kur'an'la irtibatımızı artırabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Efendim, biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz çok için. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Biz müstefid olduk kıymetli hocam. Efendim bugün de yine Konya İl Müftülüğümüz tarafından hazırlanan Rahmet İklimini programını sunmaya çalıştık. Rabbim tutmuş olduğunuz ibadetler, oruçlarınızı ve bütün ibadetlerinizi katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Mevlana diyarından bizi izleyen tüm kardeşlerimize sevgi, saygı, hürmet ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Ertesi gün tekrar aynı vakitte görüşmek temennisiyle efendim. Rahmet iklimi Kur'an ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Kur'an ayı Ramazan, rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan.